bize, katıl bize. Hem oyunla hem sözle, türkü söyleyip oy oy, oynayalım loy loy. Türkü söyleyip oy oy, oynayalım loy loy. Bir adım da sağa koş, bir adım da sola koş. Bak ne güzel ne de hoş, oynayalım loy loy. Bak ne güzel ne de hoş, oynayalım loy loy. Merhaba, merhaba sevgili çocuklar. İşte yine birlikteyiz Esra teyze ile bir masal programında. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli? Çok sevindim. Çok sevindim. İyi haberlerinizi duymak çok hoşuma gidiyor. Bugün sizler için birkaç tane masal okumak istiyorum sevgili çocuklar. Masal Dünyası adlı kitaptan seçtik bugünkü masalları. Tavşan ile Kaplumbağanın Yarışı. Evvel zaman içinde bir tavşan bir kaplumbağa ile arkadaşlık ediyormuş. Bir tavşanla bir kaplumbağa ikisi birlikte arkadaş olmuş. Bir gün kaplumbağa tavşana şöyle bir öneride bulunmuş. Şu görünen ağaca kadar koşu yarışı yapalım. Bakalım hangimiz daha önce varacak. Tavşan kıs kıs gülmüş. Benim zavallı arkadaşım, bu ne biçim öneri böyle? Sen aklını mı kaçırdın? Ben iki zıplayışta bir ağacın yanına varırım. Ya sen? Belki akşama. Gel vazgeç bu işten. Kaplumbağa, sen onu boş ver tavşan kardeş. Yarışa var mısın yok musun? Diye üstelemiş. Tavşan yine alaycı bir şekilde, pekala seni kırmayayım diye konuştu. Kaplumbağa ile tavşan yan yana durmuşlar. Yarış başlamış. Kaplumbağa ağaca doğru ağır ağır yürümeye başlamış. Fakat tavşan olduğu yere uzanmış. Kaplumbağayı izleyen tavşan hiç acele etmemiş. Bu arada bir ara uyuyakalmış. Gözlerini açtığında şöyle bir bakmış. Kaplumbağanın ağaca iyice yaklaştığını görmüş. Yerinden ok gibi fırlamış, koşmaya başlamış. Ama kaplumbağayı geçememiş. Yarışı kaplumbağa kazanmış. Tavşan şaşırmış, utanmış kaplumbağa. Canım arkadaşım, böbürlenmenin sonunu gördün mü? Bir de benim gibi sırtında kocaman bir ev taşısaydın, kim bilir o zaman halin ne olurdu? Sevgili çocuklar, bu bir Fransız masalıydı. Boş gurur, boş güven ne kadar da gereksiz bir şey değil mi? Zamanında işe başlayıp zamanında bitirmek gerek. Karşısındaki kişiyi küçümsememek gerek. Öyle değil mi çocuklar? Yoksa kaplumbağa yavaş da olsa kendinden emin, yavaş yavaş temkinli bir şekilde vazifesini yapmış, yarışmayı bitirmiş ve birinci olmuş. Şimdi meraklı kuzucukta sıra. Bakalım neymiş bu masal? Eskiden bir çiftlikte minik bir kuzucuk varmış. Bu kuzucuk köpek gibi havlarmış. Allah Allah. Biliyorsunuz sevgili çocuklar, kuzular meee der. Köpekler de hav hav hav. Ama bu kuzu köpek gibi hav 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 diyormuş. Bu yüzden arkadaşları kuzular değil, köpeklermiş. Kuzucuk günlerin birinde yakın ormana gitmeye karar vermiş. Çünkü orada bazı hayvanların olduğunu duymuş. Bu hayvanları çok merak etmiş. Gidip onları görmek istemiş fakat önce köpeklere danışmış. Ben yakındaki ormana gidip oraları görmek istiyorum, ne dersiniz? Köpekler orada olabilecekleri bildikleri için karşı çıkmışlar. Bizim güzel arkadaşımız, sakın böyle bir işe kalkışma, sonra çok pişman olursun. Kuzucuğun canı sıkılmış. Fakat merak duygusu kuzucuğu ormana gitmeye zorlamış. Kuzucuk arkadaşlarının karşı çıkmasına karşın bir gece ormana gizlice gitmiş. Ormanın içi çok karanlıkmış. Kuzucuk dolaşırken kendisine bakan bir çift gözle karşılaşmış. Başka tarafa bakmış, yine birkaç çift gözün kendisine baktığını görmüş. Önce aldırmamış, sonra korkmaya başlamış. Kendi kendine bunlar bizim arkadaşlara ne kadar da benziyor diye düşünmüş.
Düşünmüş ama korkusu gittikçe artmaya başlamış. Zaman ilerledikçe bunların kendisini yemeye kararlı kurtlar olduğunu anlamış. Derhal oradan kaçmaya başlamış ama kurtlar peşini bırakmamış. Çiftliğin yakınına gelince kendisine bir cesaret gelmiş ve başlamış havlamaya. Hav 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 diye. Köpek arkadaşlarının sesini işitir işitmez hep birlikte havlayarak o tarafa doğru koşacağını biliyormuş ve gerçekten de koşmuşlar. Kurtlar tehlikeyi görünce korkup geri kaçmışlar. Kuzucuk bir daha böyle bir aptallık yapmamaya karar vermiş. Arkadaşları ise onu bu kararından dolayı kutlamışlar. Ne demişler? Bir bela bin öğütten daha yararlıdır. Sevgili çocuklar, bu bir Anadolu masalıydı. Sizlere şimdi bir de son olarak Korkunç Cadı ile Uyuyan Prenses masalını anlatmak istiyorum. Çünkü hep kedili, köpekli, hayvanlı masallar anlattım. Şimdi de bir prensesli bir masal anlatalım. Ne dersiniz? Ondan sonra da size veda ederiz. Bir zamanlar bir kralla kraliçe varmış. Nedense uzun yıllar hiç çocukları olmamış. Zamanın birinde güzel bir kız çocukları olmuş. Herkes hediyeler getirmiş. 12 peri hediyeleriyle birlikte gelmişler. İlk peri mutluluk hediyem olsun demiş. İkincisi benim hediyem güzellik olsun demiş. Bebeği öpüp kenara çekilmiş. Üçüncüsü de güzel prensese benim hediyem uzun ömür olsun demiş. Böylece 11 peri de hediyelerini vermiş. Birden gök gürlemesi gibi bir gürültü kopmuş. Saray sarsılmış, kapılar çarpmaya, pencerelerin camları kırılmaya başlamış. İçeri bir cadı girmiş, çok çirkin ve korkunçmuş. "Beni neden davet ettiniz?" diye bağırmış. Kral, "Sana davetiye göndermeyi unutmuş olabilirler." karşılığını vermiş. Korkunç cadı buna inanmamış. Bebeğin yanına varmış. Bebek agu agu diyerek minik parmağını uzatmış. Korkunç cadı, güzel bebek, benim hediyem de 15 yaşına geldiğinde parmağına iğne batmasıyla ölmen demiş. Yeniden bir gök gürültüsü kopmuş. Korkunç cadı aniden kaybolmuş. Durumu herkesi çok üzmüş. 12. peri, benim de hediyem güzel bebeğin 15. yaş gününde 100 yıl uyuması olsun demiş. Aradan nice yıllar geçmiş, bebek gelişip büyümüş, güzel alımlı bir genç kız olmuş. Kral ve hanımı büyüğü unutmuşlar bile. Bütün iğneler yıllar önce yok edilmiş. Güzel prenses 15. yaş günü gelince sarayda o güne kadar hiç görmediği bir kapıyı merakla açmış. Bir merdiven görmüş, hemen basamakları çıkmış, bir odaya girmiş, bir kadın elinde iğne ve iplik görmüş. Prensesin dikkatle kendine baktığını gören kadın, öyle bakıp durma, gel sen de dikiş dikmesini öğren demiş. Güzel prenses kadına biraz daha yaklaşmış. Ay heyecan heyecan. Kadın elindeki iğneyi uzatmış. Olacak ya, iğne kızın parmağına batmış. O an kız düşüp derin bir uykuya dalmış. Tam o sırada sarayda hayat durmuş. Tavuklar gıdaklamaz, horozlar ötmez olmuş. Kralın kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kalemi yazmaz olmuş. Sarayın bahçesindeki havuzun suyu kesilmiş. Ocaklardaki ateşler sönmüş. Kısaca sarayda yaşam tam olarak sona ermiş. Tam 100 yıl sonra bir prens avlanmak için bu ıssız sarayın yanından geçiyormuş. Adamları güzel prensesin başına gelenleri anlatmışlar. Buralarda bir yerde hala uyuyor olabileceğini söylemişler. Bunu duyan prens çalılık bir yer görmüş. Oraya doğru yürümüş. İçinden burada uyuyor olabilir diye geçirmiş. Fakat gördükleri karşısında çok şaşırmış. Çünkü her yer heykel gibi cansız insan ve hayvanlarla doluymuş. Saraya girmiş. Her taraf çok sessizmiş. Dolaşırken bir merdivene rastlamış. Merdivenleri tırmanmış. Bir odaya girmiş. Odada uyuyan prensesi görmüş. Güzelliğine hayran olmuş. Sonunda dayanamayarak yanağından diye öpmüş. Öper öpmez de güzel prenses uyanmış. Saraydaki hayat yeniden başlamış. Prenses de prense aşık olmuş. Kral kızını prensle evlendirmiş. Ömür boyu mutlu bir hayat sürmüşler. İşte böyle sevgili çocuklar. Sizlere bir Avrupa masalı seslendirmeye çalıştım.
Hoşçakalın sevgili çocuklar, hoşçakalın.